İsrail'in Refah'a yönelik askeri operasyonu öncesi Pentagon sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder, CNN Türk'e konuştu. Beyaz Saray geçmişte Refah'a operasyon felaket olur uyarısında bulunurken CNN Türk Washington temsilcisi Yunus Paksoy'un sorularını cevaplayan Pentagon sözcüsü İsrail'i anladıklarını açıkladı. Çelişkili açıklamalar Refah'taki 1,5 milyon sivilin geleceği için korkunç sonun yaklaştığını gösterdi. İsrail 7 Ekim'den bu yana Filistinlilerin üzerine ölüm yağdırıyor. 7 ayda İsrail ordusunun uyguladığı soykırım politikalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin düzeyini geçti. 77 bin üzerinde insansa yaralı olarak hayatta kalma mücadelesi veriyor. Ancak katliamları yeterli görmeyen Tel Aviv hükümeti 1,5 milyon insanın yaşadığı Refah'a askeri operasyon hazırlığı yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu eleştirerek Gazze'nin güneyindeki Refah kentine olası bir operasyon için hata yapıyor açıklaması yapmıştı. Refah'a muhtemel bir müdahale için Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby de felaket olur ifadesini kullanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistinlilerin sığındığı son kapı Refah'a yönelik harekatı desteklemediklerini duyurmuştu. Pentagon sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder ise günlük basın toplantısında CNN Türk Washington temsilcisi Yunus Paksoy'un sorularına Amerikan makamlarına aykırı cevaplar verdi. 1,5 milyon sivil için son sığınak olan Refah kapısında da adeta yaşam hakkı bırakmayan Ryder, İsrail'in Hamas'ı yenmesi gerektiğini kabul ediyor ve anlıyoruz dedi. Administration has made it crystal clear that a major military operation in Rafah could have terrible consequences for all those civilians, 1.5 million. Is that going to stand still in regards of whether there's a proper military action plan, or are you in under any circumstances against a major military operation in Rafah? Sivillerin güvenliğinin ve insani yardımın dikkate alınmadığı büyük bir askeri operasyona karşıyız. İsrail'in 7 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırı türlerini önlemek için Hamas'ı yenmesi gerektiğini kabul ediyoruz ve anlıyoruz. Ve bu nedenle böyle bir operasyonun aynı zamanda sivillere ciddi etkilerini de hesaba katarak bu tehdide karşı koymanın yolları olduğuna bir kez daha inanıyoruz. Bu insani yardım hususlarının dikkate alınmasını, sivil güvenlik hususlarının dikkate alınmasını da içermektedir. İsrail'deki ortaklarımızla bu görüşme devam ediyor ve bu noktaları vurgulamaya devam edeceğiz. Çelişkili açıklamalarını sürdüren Tümgeneral Ryder, sivillerin iki ateş altında kalmaması gerektiğine dikkat çekerek, diğer taraftan Tel Aviv yönetimine de Hamas'la mücadele için yeşil ışık yaktı. İsrail ordusunun büyük operasyonunun kapsamı net olarak çizilmezken, sivillerin nasıl korunacağına dair önlemler de paylaşılmadı. That those concerns are heeded, those suggestions are heeded by the Israeli government, the Israeli military, that could be a go from the Diori stand of point of view for the major military operation. Yani bu biliyorsunuz gerçekten de İsrail'in ele alması gereken bir soru. Tekrar ediyorum, görüşlerimizi aktarıyoruz ve bu görüşlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Görmek istemediğimiz şey Hamas'la olan mücadelede çapraz ateş altında kalan Gazze halkının daha fazla acı çekmesi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına Refah'a saldırı planı hazırlanması talimatını vermişti.